Sevgili seyirciler, şimdi Türkiye'de sabahta Pakistan kültürünü konuşacağız. Pakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Harun Şevket bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 23-30 Mart arası Pakistan Milli Günü'ne de denk gelecek şekilde bir Pakistan Kültür Haftası düzenlendi. Hatta daha devam ediyor. Evet. Neler bekliyor, neler yaşadık, neler yaşayacağız? 23'ten bizim Kültür Haftası başladı. Aslında 19'dan başladı. Biz bir eski fotoğrafların sergiyle Dışişleri Bakanlık'ta başladık. Bu haftası devam ediyor. Bu aslında Pakistan Kültür Hafta değildir. Bu Pakistan-Türkiye dostluğun haftasıdır. Bu haftanın vesilesinde biz Türk halka bizim sevgi, bizim saygı göstermek istiyoruz. Bir de bizim Pakistan-Türkiye'nin çok güzel ilişkilere daha güçlenmek istiyoruz. Şimdi 19'unda başladı dediniz. Dışişleri Bakanlığı'nda bu fotoğraf sergisi evet. yapıldı. İki ülke liderlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergiydi. Kimlerin resimleri vardı? Bu resimler çok tarihi resimler. Bu eski liderler geçen 60-70 senelerdeki fotoğraflar çok bu ben bunu fotoğrafın hazine diyeceğim. O çok biz çalıştık. Bu eski fotoğraflar bulduk. Çok harika sergi olmuş. O devam edecek. Onu inşallah biz panoram alışveriş merkezde göstereceğiz. Ve de bizim çok önemli bir akşam geliyor. 28'de biz Swiss Hotel'da bir kültürel akşam gecesi yapıyoruz. Orada çok dünyanın iyi bilinen mistik şarkıcılar geliyor. Sadece bir tek akşam için Pakistan'dan geliyorlar. Farid Ayaz Kaval Grup. Bunlar Rumi ve İkbal şiirlerde şarkılar söyleyecek. Çok harika bir grubudur. Ondan sonra bir modacı. Çok harika bir modacı. O Pakistan kıyafetler gösterecek. Türk modeller giyecekler. En az 50 gibi kıyafetler. Siz biliyorsunuz Pakistan bir çok oryantal bir ülke. Ama bu modacı oryantal kıyafetler ve çok modern kıyafetler. Onun karışık şey yapıyor. O da bu aynı siz göreceksiniz. O benim için anlatmak zordur. Ama ben eminim ki Türk halk onu çok sevecek. Bana göre bu TRT onu canlı gösterecek bu akşam. Sayın Nilüfer Şedid bu arada modacımız. Yarın inşallah bizlerin konuğu olacak. Çok iyi. Kıyafetlerine zaten baktığımızda hem kültürel öğeleri taşıdığını görüyoruz hem de Avrupalı bir hava veriyor. Çok güzel tasarımları var bu, gerçekten. Ben Avrupalı demeyeceğim. Onlar çok modern diyeceğim. Ama bu modacılar iyi biliyor onu nasıl anlatmak. Ama o çok güzel kıyafetler yapıyor. Bir Türk hanımlar çok sevecek onlara. Çünkü çok renkli, çok el işler. Bir de o desenler çok güzel. Siz onu Türk hanımlar onu çok beğenecekler. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Evet. Ben de baktığımda aşık oldum kıyafetlere. Peki o zaman Pakistan mutfağına geçelim. Evet. Pakistan mutfağı hangi kültürlerden izler taşıyor onu söyleyeyim. Pakistan mutfağı benziyor, Türk mutfağına benziyor ama birkaç değişiklik var. Biz biraz değişik baharat kullanıyoruz. Bir de biz biraz acı yiyoruz. Kari biraz değişiktir. Türkiye'de izgaralar aynı. Ama bizim kari biraz değişiktir.
Biz pirinç biraz değişiklik yapıyoruz. O da onu yemek lazımdır. Bir hafta için Swiss kafede, Swiss otelde bizim Pakistan yemekler her akşam orada onlar yapıyorlar. Herkes orada gidebilir. Ama belki o da çok, dün biz gördük, çok Türk arkadaşlar vardı restoranda. Onlar çok beğendiler Pakistan'ı ama. Ama biraz, bazen biraz biraz acı oluyor. Türk mutfağı da aslında acıya alışık ama sizin acınız biraz farklı sanırım, evet. Değil mi? Peki Pakistan'da bir de sokak yiyeceklerinin başkenti deniyor. Buna evet. Örnek olarak ne verebiliriz? Onu anlatmak çok zordur. Çok zor. O bizim çok şeyler var. Mesela bir sokaklarda bir tatlı yapıyorlar. Onu celebi diyoruz. O biz gördük, biz gösterdik. Türk medya dün, öbür gün biz gösterdik. Onu çok özel bir metod ile yapıyorlar. O Türkiye'de yoktu. Ama Türk tatlılar gibi Pakistan tatlıları da çok fazla tatlı. Başka peki tatlının dışında sokaklarda Pakistan'a gittiğimizde neler bulabiliriz? Bir şey dahi bari, golgappe, bunları anlatmak benim için çok zor ama. Tatmamız gerekiyor. Evet. Tabii. Peki bu hafta boyunca çocuklar için de etkinlikler var sanırım. Evet, çocuklar çok harika bir resim yapmış. O bitirdi. O panorama alışveriş merkezde hala duruyor bu resim. Bu 36 parçalarda Türk, Pakistan çocuklar, aslında bazen yabancı çocuklar da vardı. 10 ülkelerden. Onlar 36 parçalar ayrı ayrı boyanmış. Onu tek olarak çok harika bir resim olmuş. Bu resim Pakistan-Türkiye dostluğu gösteriyor. Bir tarafta Türk manzaralar var, öbür tarafta Pakistanlılar içinde Pakistan-Türkiye dostluk yaşasın diyor. Yani aslında iki ülke arasındaki dostluğu daha, evet, pekiştirmek amacıyla çocuklardan yola çıkıyor. O hala bu panorama alışveriş merkezinde duruyor bu resim. Görebiliriz orada. Evet, tabii. Peki bir de Pakistan'ın kamyon süsleme sanatı var sanırım. Evet, evet. O biz, o da bu kamyon sanat, kamyon boyanmak sanat çok özel oluyor. Dünyanın çok meşhur oluyor. İki artistler Pakistan'dan gelmiş. Onlar devam ediyor onların işler. Bir araba, eski Volkswagen araba, Beetle, onu boyanıyorlar. O hala bitmedi. Ama o araba herkes panorama alışveriş merkezinde görebilir. O çok harika bir şeydir. O bu artın vesilesinde biz Pakistan-Türkiye dostluğunu gösteriyoruz. Onu görmek lazımdır. Belki de onun fotoğraflar var. Şimdi internette koydular. Ama çok mutlu oluyor. Bizim mutfağın biraz dün gösterdik. Çok arkadaşlar yemiş bu panora alışveriş merkezde. Ama bu küçük aktivitelerden biz Pakistan-Türkiye'nin yakınlık gösteriyoruz. Onu çok çabuk, bu çok hızlı olarak güçlenmek istiyoruz. Hem iki ülke arasındaki dostluğu aslında teşvik etmek istiyorsunuz daha fazla. Tabii. Hem de bir yandan aslında bize Pakistan kültürünün ne kadar zengin olduğunu gösteriyorsunuz hafta boyunca ve bundan sonra yapacağınız etkinliklerle. Evet. Katıldığınız ve bunlardan bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Şevket. Ben size teşekkür ediyorum. Biz de Pakistan kültürünü izlemeye devam edeceğiz. Sağ olun. Çok mersi.